Merhaba sevgili seyirciler, İnsan Hakları Ajandası'na hoş geldiniz. Bu hafta gündemimiz Berkin Elvan davası. Bu hafta 18. duruşması görüldü. Konuklarımız var, davada ne olduğu konuşacağız. Ama her hafta olduğu gibi bu hafta da hangi hak ihlalleri oldu onları izliyoruz. Sonrasında sohbetimize devam edeceğiz. Tarım Orkamsen İzmir Şube Örgütlenme Sekreteri Ünal Kaymak, 5 Aralık'ta sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2020 yılının Kasım ayında 3'ü çocuk yaşta ve 21'i kadın ve 4'ü göçmen olmak üzere en az 294 işçinin çalışırken yaşamını yitirdiğini açıkladı. Batman'ın Gercüş ilçesinde aralarında asker, polis ve korucuların da olduğu iddia edilen 27 kişinin cinsel saldırısına uğramasıyla bilinen kız çocuğuyla ilgili paylaşım yapan 27 kişi hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'da bulunan evine silahlı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Adil yargılanma hakkı için açlık grevi yapan ve sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilen Avukat Aytaç Ünsal, Edirne'de gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Aytaç Ünsal'ın yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı. 80 yaşında bir kadının sosyal medya paylaşımları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikayeti üzerine evine gelen polis tarafından adliyeye götürerek ifadesinin alındığı öğrenildi. Paris Saint-Germain Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçı sırasında maçın 4. hakeminin Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı ifadeleri nedeniyle maç yarıda kaldı. UEFA'nın aldığı kararla maça ertesi gün devam edilebildi. Evet, Berkin Elvan davasının 18. duruşması aslında görülemedi. Yaklaşık 7 yıllık bir adalet mücadelesi var. Bu mücadeleyi konuşacağız. Konuklarımız var demiştim. Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ve avukat size. Deniz Özen, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Önce Sami Bey'den başlamak istiyorum, müsaade ederseniz. Yıllardır süren bir adalet mücadelesi, kamuoyunun yakından takip ettiği bir dava, herkesin vicdanı yaralayan bir dava. Sizin bu hafta duruşmasına görülmedi, öyle diyoruz da duruşma yapıldı ama aslında yapılamadı duruşma bir şekilde. Öncelikle bu davadaki adalet arayışınızı bize anlatır mısınız? Yani bu davada adil bir karar çıkar mı sizce? Neler görüyorsunuz bu dava içerisinde? Şimdi Veysel Bey, tekrar sizlere iyi yayınlar diliyorum. 2013 yılında 16 Haziran'da Berkin vurulduğunda yaklaşık yanılmıyorsam bir hafta sonra biz suç duyurusunda bulunduk. O süreçte bir 6-7 ay gibi dosyada en ufak bir işlem yapılmadı. Daha sonra Berkin hayatını kaybettikten sonra ve ortada yine bir herhangi bir işlem yapılmadı. Sadece bir dosya numarası vardı. Herhangi bir delil yok, bir kanıt yok, görüntü yok, hiçbir şey yok. Ve daha sonrasında bayağı bir mücadeleyle görüntüleri bulduk, eriştik ve elimize geldi. Ve biliyorsunuz görüntüler ilk zaman Ulusal Kriminal Büro'ya gitti. Orada biraz aydınlandı. Daha sonra işte gerçek kişiyi yine tespit edemedik diye bütün 3 yıl boyunca dosyada en ufak bir şey işlem yapılmadı. Yaşadığımız süreçleri sizler yakinen çok çok iyi biliyorsunuz o süreçleri. Devlet bir şekilde bu dosyada delil karartmaya yönelik bütün çabalarını, emeğini sarf etti. Biz de Berkin Elvan ailesi olarak ve dostlarımızla birlikte ve avukatlarımızla birlikte biz de gerçek adalet peşinde koşmaya devam ettik bu süreçte. Ve sonunda bir dosya iddianame açıldı, iddianame hazırlandı. Yargılanan kişi F.D. diye, bilmiyorum ismini açıklasam bir sakınca var mı sizce? Hukuken bir sakıncası olabilir, evet. Tamam, F.D. diye bir kişi şu an yargılanıyor. O bakımdan
Bunun da tespiti bile tam yapılmamıştı o zamanki iddianamede. Ve bu mahkeme heyetinin 17. ağır cezaya dosya geldiğinde mahkeme başkanı demişti ki bu dosya bize geldiğinde %25'lerle 25-28 arası gelmişti. Ve şu an dedi biz iki duruşma önce yanılmıyorsam bundan iki duruşma önce %90-95'lere çıktık diye kendisi beyan etmişti. Aslında işin aslına sorarsanız gerçek katil baştan belliydi. Gerçek kişi belliydi. Ama bütün devlet delil karartmaya yönelik bütün çabalarını sarf etti. Şimdi Sam Bey, ben lafınızı, lafınızı böldüm de siz bu görüntüleri kendinizin bulduğunu ifade ettiniz değil mi? Yani bu devletin savcısı bulmadı o kamera görüntülerini. Hayır hayır, kesinlikle biz onlar bize görüntü mörüntü falan öyle bir şey vermediler. Bütün bizim çabalarımızla, avukatlarımızla birlikte bütün bizim bir tane fotoğrafla birlikte görüntüler ortaya çıktı. Kısaca ona da değinebilirim. Buyurun. İlk önce bu şeyi anlatayım, bu delil karartmaya yönelik olduğunu. Sonrasında iddianame açıldığında ve biz mahkemeye başladığında işte görüntüler Uluslararası Kriminal Büro'ya gittiğinde Berkin'in katili açıklandı diye işte böyle isimler çıkmaya başladı, değişik değişik isimler. Yani onlarca polisin ismini verdiler, yani hedef şaşırmaya yönelik yanlış isim dediler. Yani bütün devlet çabasını gösterdi, bütün görüntüleri tekrar tekrar yine bozdu. Yani Ulusal Kriminal Büro'dan sonra Adli Tıp Kriminal Büro'ya gitti ve Jandarma Kriminal'e gitti. Defalarca TRT'ye gitti. Yani defalarca oraya buraya gitti dosya. Ama sonunda gerçek kişi tabii ki tespit edildi bize göre. Ama Jandarma Kriminal'in en sonki raporunda avukatımız Deniz Özen de anlatacaktır size. O şeyle ilgili. Berkin'i suçlu buldular. Yani Berkin'i suçlu buldular çünkü kendini koruyamadığı için Berkin suçlu ilan edildi. Diyeceğim şu ki bugüne kadar böyle geldik, hep devlet delil karartmaya yönelik, biz de hakikati söylemeye yönelik çabalarımız Isrardan bugüne kadar geldi. Ve sonunda da en sonunda da yanılmıyorsam bir veya iki duruşma sonra mahkeme bitecekti. Ve mahkeme başkanını bütün dosyaya hakim olan mahkeme başkanını Yargıtay'a atadılar. O konuya geleceğiz birazdan. Birazdan konuya geleceğiz. Evet. Şimdi ben Deniz Bey'e dönmek istiyorum da ona soru sormak istiyorum. Deniz Bey, Sami Bey aslında çok açık anlattı devletin delil karartma isteğini bu davada ve faillere ceza vermemek için en azından veya kafa karıştırmak için, manipüle etmek için bütün çabayı sarf etti. Siz hukukçu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gerçekten bir kahramanlık var aynı zamanda burada. Bir kamera kayıtlarını kendiniz bulmanız, işte duruşmalar takibi, kamuoyu açıklaması, delilleri toparlamanız. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada devlet tamamen failler ceza almasın diye bir irade mi sergiliyor gerçekten? Ya şöyle başlayayım. Şimdi Sami abi uzun uzun anlattı ama bu tür dosyalarda devletin delil karartması aslında alışkın olmadığımız bir şey değil ne yazık ki. Yani bu tür dosyalarda devlet ne yazık ki kendi görevlilerini, kamu görevlilerini koruma refleksi geliştirmiş durumda ve bunu sürdürüyor. Şimdi bu dosyada Berkin vurulalı 7 yıl oldu. Bizim elimizde 7 yıl sonra sadece bir tek polis memurunun adı var dosyada sanık olarak. Biz bu dosyaya bu polis memurunun amirlerini sanık olarak getirmeyi başaramadık. Amirlere emri veren kişileri, o dönemin valisini, o dönemin İçişleri Bakanı'nı bu dosyaya sanık olarak getirmeyi başaramadık. Devletin delil karartması en başından itibaren adım adım ve sistematik bir şekilde gerçekleşti. Şöyle birkaç örnek vermek gerekirse şöyle söyleyeyim. İlk duruşmadan bu yana sanık Fatih Dalgalı Segbis üzerinden duruşmalara bağlandı. Bir kere bile salona gelmedi. Orada bulunan meslektaşlarımız sanığın takma bıyık taktığını, yanıltıcı, teşhise engel olucu gözlük taktığını beyan ettiler. Bunun üzerine mahkeme başkanı sana sordu, gözünüz bozuk mu diye. Hayır, aksesuar olarak takıyorum dedi. Biz sanığın gerçek suretini bile göremedik. Yani delil karartma böyle başladı. Sanık hiç duruşmaya gelmedi mi 18 celsedir? Yani, hayır, hiç görmedik. Yani sanığı fiziken ekran dışında hiç görmedik. Evet, zaten aslında haksızlık veya hak ihlali buradan da başlıyor.
tabii burada başlıyor. Bunun dışında bununla yetinmiyor. Yani keşke bununla sınırlı kalsa. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü doğrudan sanığın müdafisi olarak meslektaşlarımızı görevlendirdiler. Yani sanık müdafisi olan kişiler özel vekaletname almışlar ama aynı zamanda görevlendirmeyle orada bulunuyorlar. Bunu da kendileri beyan ettiler. Yani bu çok gizli saklı bir şey de değil. Kendileri bunu normal bir uygulamaymış gibi anlattılar bize. Devam ediyorum. Bununla da yetinilmiyor. Bir savcı düşünün ki soruşturma aşamasında baktığı dosyayla ilgili keşif yapamasın. Savcılık aşamasında, soruşturma aşamasında bir savcı diyor ki bu dosyada keşfe ihtiyacımız var. Berkin'in vurulduğu yeri gidip incelememiz gerekiyor, görmemiz gerekiyor. Orada kaç metreden atış yapılabilir? Bu atış yaralayıcı mıdır, öldürücü müdür? Bunları tespit etmemiz gerekiyor. Buna rağmen suç ceza hakimliği diyor ki siz bu keşfi yapamazsınız. Bu keşfi yapmakta ısrar ederseniz de kabaca özetliyorum. Kamu kaynaklarını boşa kullanmış olursunuz. Bu konuda da size bilgi vereyim. Ve keşif yapılamıyor. Yani yargılamalar başlayıncaya kadar 2016 yılında dava açıldı. O arada geçen 3 yılda keşif dahi yapılamadı. Evet. Bunun gibi çok sayıda delil karartma örneği sayabiliriz. Evet. Bunun sonuncusu da, şimdi lafı gelmişken onu da söyleyeyim. Sonuncusu da bugün gördüğümüz, yani birkaç gün önce haberdar olduğumuz mahkeme başkanı Caner görevden alınması. Yani evet. Görevden alınma demeyelim, Yargıtay'a terfi görünümlü bir tenzili rütbe olarak yorumluyoruz biz bunu. Peki çünkü, Sami Bey'e dönmeden önce bunu bari buraya açık getirelim. Şimdi bir hakim, dosya bakan, dosya ayrıntısını bilen bir yargıç terfi ettiriliyor. Siz bunun politik bir amaç taşıdığını mı düşünüyorsunuz? Ya biz buna dair yoğun bir şüphe duyuyoruz. Haklı olarak duyuyoruz. Çünkü geçmişte bunun da örneklerini gördük. Örneğin Soma davasında en başından itibaren karar aşamasına kadar mahkemenin başkanlığını yapan kişi karardan bir celse önce İzmir Ağır Ceza'ya gönderilmişti. Bu da terfi görünümlü bir şeydi. Yani daha önemli bir bölgeye göre daha önemli bir şehre gidiyor. Ama evet. Aslında evet daha önemli bir şehre gidiyor ama aslında olan şey o dosyadan el çektirilmesiydi. Şimdi bizim mahkeme başkanı açısından da aynı şey geçerli. Yani biz mahkeme başkanına kefil değiliz. Tabii ki onun nasıl bir karar vereceğini bilemeyiz. Vereceği karar hoşumuza gidebilir, gitmeyebilir. Bizim beyanlarımız doğrultusunda bir karar verebilir, tam tersi bir karar da verebilir. Bunu bilemeyiz. Ama şunu biliyoruz. Mahkemenin en başından itibaren, duruşmaların ilk duruşmadan itibaren bütün tanıklıkları dinleyen, ifadeleri alan, sanığı gören, tanıyan, keşfe gelen, keşfi yapan, keşif mahallinde bulunan bir mahkeme başkanı var. Evet. Şimdi bu kişi, tabii ki bu kişinin karar vermesi gerekir. Bu kişi karardan bir celse önce savcılık mütalaası aşamasında eğer başka bir mahkemeye gönderiliyorsa, başka bir yere görevlendiriliyorsa biz ister istemez burada şüpheyle bakmak gerekir. Olduğuna dair evet. Şüphe doğuyor bizde tabii ki. Ben Sami Bey'e tekrar dönmek istiyorum. Sami Bey, sizin açıklamanız oldu. Yani siyaset bu davaya müdahale ediyor diye. Bu cümleyi hangi bağlamda kullandınız siz? Geçmiş dönemde 2013'teki başbakan olan kişinin emri ben verdim. Benim polisim destan yazdı diyerek bizim çocuğumuzun açık ve net olarak asıl sorumlusudur. Yani hayat şu an benim çocuğum yoksa asıl sorumlusu kendisidir. Çünkü emir verdiği kişiler, onlar tetikçiler, asıl yargılanması gereken bunlar diye düşünüyorum. Yani İçişleri Bakanı, işte dönemin başbakanının söylediği Valisi. Cümleler. Evet, siyaset meydanında bizi, eşimi biz yuhalatması, benim çocuğumu hiçbir kanıtı olmaksızın sosyal medyaya antidemokratik illegal resimlerle, fotomontajlarla illegal resimlerini yayınlaması ve benim çocuğumu terörist hale getirmesi ve benim ailemi terörist ilan etmesi, yani bunların kanıtlarıdır. Yani söylediği cümleler kanıtlarıdır. O bakımdan yine söylüyorum, altını çizerek söylüyorum bunun. Ben bu davadan asla vazgeçmeyeceğim. Çünkü benim çocuğumun sorunları bellidir. FD kodalı kişi şu an bana sorarsanız tetikçidir. O bir emri yerine getirmiştir. Ama asıl katiller başkalarıdır. Peki yargılanması gereken FD isimli sanık. Gerçi dosya kamuoyuna açık aslında, isim de verebiliriz belki. Şu anda görevde mi? Kamuoyu bilsin diye bu soruyu soruyorum. Şu anda el çektirildi mi mesleğinden? Bir disiplin soruşturmasından geçti mi? Sami Bey veya Deniz Bey de cevaplayabilir isterse. Benim bildiğim hiç öyle bir şey yok. Benim bildiğim görevinde, evet Deniz de konuşabilir. Benim bildiğim görevinde devam ediyor galiba. Ama Deniz Bey daha bu konuda
şey fikir sahibi olabilir. O Deniz Bey görevinde mi şu anda? Yani Berk'in Elvan'ı öldürdüğü görüntülerle aslında sabit bir polis memuru. Şu anda hala görevde mi? Hala polislik mi yapıyor? Evet evet, yani idari bir soruşturma geçirip geçirmediğine dair bir bilgimiz yok. Ama en azından geçirdiyse de netice itibariyle şu an hala polis olarak görevine devam ettiğini biliyoruz. Evet, bu aslında bu kendisi bile, de duruşmalarda bunu beyan etmişti zaten. Bu bile aslında bu yargılamada adaletin nasıl işlediğini gösteriyor. Çünkü cinayetle yargılanan bir sanık nihayetinde ve hala kamusal görevini yapıyor ve hala silah taşıma yetkisine sahip bir görevi yapıyor. Bu da ayrı bir sorun büyük olasılıkla. Sami Bey'e dönmek istiyorum tekrar. Sami Bey, peki siz 7 yıldır yılmadınız, bu davayı yürüttünüz, kamusal destek de aldınız. Berk'in gerçekten toplumun büyük kesim açısından bir vicdan oldu, bir adalet arayışı oldu. Ama Deniz Bey'in ifade ettiği gibi Türkiye'de bu tür cezasızlık örnekleri çok fazla. Siz bu cezasızlık akıbetine uğramasın diye daha neler yapmayı planlıyorsunuz? Nasıl bir öngörünüz var? Ya şöyle söyleyeyim, biz bunu defalarca altını çizdik. İşte Ceylan'ı, Önkol, Uğur, Kaymaz, bunların gerçek katilleri yargılanmış olsaydı belki şu an benim çocuğum yargılanacaktı. Çünkü ülkemizde cezasızlık var. Daha nice çocukların katledildiği, ismini sayamayacağım kadar hala gündemimizde var. Şimdi aklınıza ne tür şeyler gelirse, yasal olarak ben her kapıyı çalacağım. Yani bunların ceza alması için, ülkemize gerçek adaletin gelmesi için, birisinin yaşam hakkının elinden alınmaması için bütün gücümle, emeğimle, tabii ki bunun altını çizerek söylüyorum, kamuoyu desteğiyle bu mücadelemi sürdüreceğim. Yani bugüne kadar yaptığım gibi yine aynı şekilde bu kamuoyu desteğiyle aşamayacağımız bir şeyin olmayacağını düşünüyorum. Bu süreç böyle gitmeyecek. İnanın ki gitmeyecek. Ben yürekten inanıyorum. Önümüzdeki süreçte bunlar bu koltuklarda devamı bağlı değiller. Yani oraya bunları kimse bağlamamış. Bunlar bugün bir koltuktan kalkacaklar. Ama kalktıklarında ilk yargılanacak kişi onlar olacak. Ben bundan adım gibi eminim. Bugün bize reva gördüklerini kendileri ileride adalet adalet diye bizden daha çok bağırmaya başlayacaklar. O bakımdan yine altını kalın çizgilere çizerek ben asla yılmadan, bıkmadan, usanmadan gerçek adalet yerini bulanaya kadar avukatlarımızla birlikte, kamuoyu desteğiyle birlikte bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğim. Ama aklınıza nasıl bir yasal eylem gelirse onu yapmayı düşünüyorum. Evet. Ben Deniz Bey'e sormak istiyorum. Deniz Bey, bundan sonra ne olacak? Yani yargıç değişti, mahkeme başkanı değişti. Sizin ifadenizde terfi yöntemiyle el çektirildi dosyadan. Bundan sonra hukuken ne bekliyorsunuz? Yeni yargıç bu davayı tekrar bir 18 duruşma daha uzatır mı? Yoksa alelacele bir karar mı çıkar bu davada? Nasıl bir öngörünüz var? Şimdi tabii çok net bir öngörüde bulunmak kolay değil, doğru da değil. Ama talebimizi söyleyebilirim. Yani Sami abi de biz de aileyle birlikte en başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Biz adaleti açız, biz adalet istiyoruz. Sadece Berk'in için değil, gizli öldürülen, davası dahi açılmayan herkes için. Türk Tabipleri Birliği'nin raporuna göre yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 10 bin civarı kafa travması var. Açılmış tek bir dava yok. Tüm bu insanlar için polis şiddetine uğrayıp da bunun karşılığında adalete erişemeyen herkes için biz bu adaleti istiyoruz. Çünkü buradan çıkacak bir karar aynı zamanda emsal de teşkil edecektir polis şiddeti açısından. Şimdi mahkeme başkanı görevden alındı. Bundan sonra olması gereken nedir derseniz, tabii ki yani dosya belli bir aşamaya geldi. Sanık Fatih Dalgalı'nın Berk'in öldüren kişi olduğu bizce hukuken çok net. Bilirkişi raporları çok yakın aralarında bir benzerlik olduğunu ortaya koyuyor. Yani ayırt edici özellikleri itibariyle o kişinin Fatih Dalgalı olduğunu ortaya koyuyorlar. Bunu peki sanığın ifadesi ne? Yani sanık kamuoyu öğrensin diye soruyorum yine bu soruyu. Sanığın açıklaması ne? Bu yani ben yanlışlık ama yaptım diyor, ben yapmadım mı diyor. Nasıl bir açıklama yapıyor bu duruma?
Sanık istikrarlı olarak ilk duruşmadan bu yana kendisinin o bölgede hiçbir zaman olmadığını, olayı hatırlamadığını, üzerinden çok zaman geçtiğini... Yani o sokağa yani asla gelmediğini söylüyor. Evet, sanık orada bulunmadığını, dolayısıyla ateş etmediğini, hukuka aykırı herhangi bir işlem yapmadığını söylüyor. Ama kamera kayıtları çok belli orada oldu. Evet, kamera kayıtları belli ama kamera kayıtlarının bu kadar net şekilde tespit edilebilmesi tabii çok uzun zaman sonra oldu. Yani 2016'da bu dava açıldığında hala çok net bir tespiti yoktu. Ondan sonra dosyaya giren görüntülerle bilirkişi raporları alındıktan sonra Ulusal Kriminal Büro'nun bir raporu vardı. Jandarma Kriminali'nin hazırladığı bir rapor var. Dendi ki bu kişinin özellikleri vuran kişiyle birebir örtüşüyor. Bu kişi sanıktır. Berkin'i vuran, ateş eden kişi sanıktır. Sanık ama ısrarlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde kendisini vurmadığını, vurduysa da bunu yaralama amacıyla değil havaya ateş ettiğini, yerden sektirdiğini çeşitli gerekçelerle, bahanelerle öne sürüyor. Net bir ifadesi de yok aslında bu anlamda. Evet. Peki bu yerden sekti diyor ya, onunla ilgili bir rapor var dosya içerisinde. O raporda nasıl bir tespit var? Yani gerçekten havaya sıkıp denk mi gelmiş, nasıl bir tespit var raporda? Ya o rapor aslında şöyle bir rapor. Yani doğrudan yerden sektiğine ilişkin bir kanaat yok. Aksine olmadığına ilişkin kanaatler var. Yerden sekmeyle ilgili o rapor diyor ki böyle bir ortamda, böyle bir eyleme müdahale yerden sektirilerek de, yani biber gazı kapsülü yerden sektirilerek de yapılabilir. Ama ortada tartışmamız gereken daha önemli bir sorun var. Orada bir eylem yok. Evet. Orada 2911 sayılı yasa anlamında bir toplantı ve gösteri yürüyüşü yok. Orada biber gazı sıkacak, su sıkacak, hatta polisin o anda orada durmasına bile gerek yok. Evet, hiçbir yani, durum yok. Şöyle görüntüleri hani izleyenler olduysa görmüşlerdir. Orada kafasını çıkartan, bakan, geri dönen 3-5 tane çocuk var. Erkin'in yaşlarında tümü. Ve küçük çocuklar belli, herhangi bir polis memuru, ortalama herhangi bir polis memuru bunu tespit edebilir. Kendine yönelik herhangi bir saldırı olamayacağını da tespit edebilecek durumda. Yani dolayısıyla hiç kimse bize bunun taksirli olduğunu, yanlışlıkla olduğunu, öngörülemeyeceğini iddia etmesin. Olmadığı çok açık. Bizim kanaatimiz bu kişinin hedef alarak vurduğudur. Ama böyle değilse bile en azından bunu öngördüğü kesin. Yani polis memuru vuran kişi bir emir üzerine ateş etmiş belli ki. Vurma kastıyla hareket etmiş, çok belli. Vurulduğunda da vurduğu kişinin öleceğini öngörmüş. Öngörmeme evet. ihtimali yok. Evet. Sami Bey, şimdi İstanbul'un göbeğinde yapılan bir cinayet ve İstanbul'un göbeğinde devam eden bir yargılama aslında. Bu birçok, yani Hakkari'de veya Diyarbakır'da da benzer vakalar var ama İstanbul olması ayrı bir önem. Çünkü herkesin gözü önünde bir kent. Bütün sivil toplumun, bütün siyasetçilerin farklı kimliklerin olduğu bir kent. Bu davada kamuoyu desteğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu davanın adil bir noktaya ulaşması için ihtiyaç duyan kamuoyu desteği azaldı mı, arttı mı veya hala ilgi var mı bu davaya? Ya sanıyorum hala ilgi var çünkü Berk'in herkesin kalbinde başka bir yer açmış. Berk'ini herkes sahiplenmiş. Çünkü dünden, bugünden beri beni hala arayan dostlarımız var. Gelemeyenler veya gelemeyecekler arıyorlar, hala arıyorlar. O da şundan dolayı, koronavirüsünden dolayı sıkıntılı bir gündem yaşıyoruz. Ondan dolayı gelemeyip de bizimle duygularını paylaşan insanlar var. Desteğin olacağını düşünüyorum ama bir de şu da var. Artık devlet bu tür şeylerde bakmaksızın Berk'in adı altında yüzlerce, binlerce insanlara işkence yaptığı, hatta çoğu yargılanıyor, çoğu ceza aldı. Gazetecisi olsun, sıradan insanlar olsun, tweet atanlar olsun, devlet yıldırmaya çalışıyor. O bakımdan ama bu destek hiçbir zaman bitmedi. Ben bir panelde konuşmuştum. Denizler, Mahiller, İbrahimler nasıl unutulmadıysa Berk'in de ve Gezi çocukları da asla unutulmayacak. Onlardan bu destek asla desteği asla esirgemeyecek toplumumuz. Onlar kalbinin başka bir köşesine koymuşlar ve onları dinliyorlar bence. Yani can kulağıyla dinliyorlar. Çünkü Berk'in kendi hayatını bu ülkenin insan hakları için feda etti. Bir sembol oldu bu davada çıkacak adalet aslında. Evet. Evet. Birçok kişinin önünü açacak. Berk'in, evet, biz Berk'in annesi, babası, ailesi biziz ama bütün Türkiye'nin evladı Berk'in.
O bakımdan desteğin devamı olacağını düşünüyorum. Evet. Bir de şu var, yani siz yıllardır evladınız için adalet ararken, adaletle ilgili mücadele verirken aynı zamanda ayrıca hem hukuki hem de sözlü tacizlere de maruz kaldınız. Yani belli odaklar tarafından. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu gücü nereden buluyorsunuz? Bence belki herkesin bilmesi gereken cevap bu. Ya bu sözlü ve hukuki tacizlere hem sosyal medyada hem yazılı basında hem mitinglerde hem hukuki olarak nasıl bir güç elde ediyorsunuz ki bunlarla mücadele etmek için? Şimdi Veysel Bey, işin gerçeğini sorarsan biz aile olarak hayatımız boyunca bir karıncayı dahi incitmedik. Toplum halkımız daha doğrusu kimin ne yaptığını çok çok iyi biliyor. Devlet de çok çok iyi biliyor. Benim nasıl bir hayat sürdüğümü çok çok biliyor. Çok çok iyi biliyor. Hatta beni benden daha çok iyi biliyor. O bakımdan bizde bir şöyle küçücük bir leke bulamıyorlar. Bizde küçücük bir leke bulsalar zaten bizlere de başka türlü davranabilirler. Ama şunu açık yürekle söylüyorum. Ben hayatım boyu kimseyi incitmedim. Asla incitmedim. Açık yürekle söylüyorum bunu. Defalarca söyledim, yine söylüyorum. Hukuksal anlamda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ne pahasına olursa olsun, hangi engeli koyarlarsa koysunlar. Hatta şunu da düşünüyorum. Beni öldürebilirlerdi, hiç umurumda bile değil. Benim çocuğum ölmüş, gitmiş, yok, aramızda yok. 7 yıldır bu acı devam ediyor. Bu acıyı ben hafifletmek için bir başkasının hayatını kurtarabilirsem, o zaman benim için başka bir şey anlam ifade ediyor. O zaman benim oğlumu yaşadığını hissediyorum. Onun için mücadelem böyle devam ediyor. Toplumumuz da halkımız da bana onun için destek veriyor. Ama karşı taraftaki bu nasıl söyleyeyim onu bilmiyorum ama para karşılığı bize hakaretler eden troller diyebilirsiniz yani. Evet. Troller, evet. Bu trollerden ben korkmuyorum, korkmayacağım. Çünkü neden korkmuyorum, korkmayacağım? Ben bir şey yapmadım ki. Ben suçlu değilim ki. Ben kimsenin hakkını yemedim ki. Ben kimsenin hakkına tecavüz etmedim. Ben kimseye hakaret etmedim. O bakımdan hiç ne silahım var, ne korumam var, hiçbir şeyim yok. Sadece cebimde bir paket sigaram, bir çakmam. Evet. Çıkıyorum dışarı, geziyorum yani, bu kadar. Kamuoyu şunu bilmek istiyor sizden. En azından yani çünkü karşı taraf dediğimiz taraf, bu belli odaklar aslında kim olduğunu biliyoruz o odakların. Belki evet. Adalet talep edince hemen karşısına Diyarbakır'da öldürülen, kimin öldürdüğünü bilmediğimiz bir genç çocuğu çıkartıyorlar. Aslında hepsine adalet talep ediyor ama Berkin'in bu şekilde bir karşılaştırma tabi tutulmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sanki Berkin'e adalet deyince diğerine talep etmiyormuşsunuz gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar ama böyle bir gerçek yok tabii ki. Sizin yorumunuzu almak istiyorum. Şimdi özellikle bunu yine söyledim defalarca geçmişte, şimdi yine söylemek istiyorum. Diyarbakır'da Yasin, evet, Trabzon'da Yasin. Eren. Bak Yasin Bülbül neydi? Yok, Yasin neydi? Yasin Börü, hı hı. Ve Trabzon'da Eren Bülbül. Yani bunların, bu çocukların da yaşam hakkını elinden aldılar. Bu çocukların da. Şimdi hangi düşünceye sahip olursa olsun, hangi fikirde olursa olsun, biz bir bayrak altında yaşıyoruz. Ben hiçbir insanın yaşam hakkını kimsenin elinden almasını talep etmiyor. İstemem yani. Böyle bir şey olamaz. Aslında hep herkese adalet talep ediyorsunuz. Aynen. Ben onların haklarını da savunmak için mücadele ediyorum. Biz defalarca bunları söyledik. Oradaki ölen çocuklar da benim çocuğumdan hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Onlar da benim çocuğum sayılır. Biz yine altını çizerek söylüyoruz. Ama devlet bunu başka türlü kullanıyor. Siyaset amaçlı kullanıyor. Benim çocuğumu da kullandı. Yasin Bürü'yü de kullandı. Eren Bülbül'ü de kullandı. Ama biz bunu istemiyoruz. Yani bir ölmüş bir çocuk hakkında birinin çıkar amaçlı, siyaset amaçlı başka bir şey yapmasına biz canı gönülden istemiyoruz. Böyle bir şeyin olmasını katiyen istemiyoruz. Evet. Benim çocuğumu hem öldürüyorsun hem de biraz önce siz de gösterdiniz fotoğrafını ve fotomontajlı fotoğraflarını yayınlayıp terörist ilan ediyorsunuz. Kendi partizanca arkanızda paralı askerlerinize
bize hakaretler ettiriyorsunuz. Onun için ben korkmuyorum, yine söylüyorum. Ama bizim gerçek halkımız bize desteğini sunuyor. Bizim hiç kimseden korkumuz yok. Çünkü hiçbir haksızlık, hukuksuzluk yapmadık. Kaçak göçek işler yapmadık. Kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Kimseyi öldürmedik. Kimseye hakaret etmedik. Onun için biz alnımız açık. O bakımdan rahat rahat biz mücadelemizi sürdüreceğiz diye düşünüyorum. Ben Deniz Bey'e dönmek istiyorum. Deniz Bey, Berk'in davası gerçekten sembolik bir dava. Çünkü o haksızlık herkesin göz önünde olduğu bir vicdan davası. Ama davada adalet yürüyüşü, adalet mücadelesi devam ederken hem aile baskı altında hem de avukatlar baskı altında aslında. Yani Berk'in avukatları da ciddi bir taciz altında, hukuki taciz altında. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bütün davanın özneleri, yani müştekisi, ailesi, avukatları bir şekilde belli odakların baskısı altında diye algılıyorum ben. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ya şöyle söyleyebilirim, yani Türkiye'de toplumsal davalarla ilgilenen her avukat biraz herhalde kendini baskı altında, tehdit altında hissediyordur. Türkiye'de en çok bu nedenlerle yargılanan, tutuklanan, gözaltına alınan mesleklerden birisi avukatlık, birisi gazetecilik. Ve bütün bunlar, ikisi de, her iki meslekte adalet arayışıyla ilgili. Yani devlete karşı, devletin yol açtığı bir şey nedeniyle adalet arıyorsanız kendinizi baskı altında hissetmeniz normal. Ama sonuç itibariyle Sami abi çok güzel söyledi. Yani hiçbir çocuk ne yapmış olursa olsun, hiçbir şey bir çocuğun öldürülmesinin gerekçesi olamaz. Ben o soruyu biraz bilinçli sordum aslında. Yani nasıl hani Yasin Börü'nün sürekli Berkin'e karşı kullanılmasının en azından bizim açımızdan netleşmesi için ben o soruyu sordum. Bu çok etik bulduğum bir durum değildi. Yani Evet. Ya, şunun için özellikle söylüyorum bunu da. Yani az önce Sami abi de bahsetmişti. Bilirkişi raporunda Berkin'in orada olmasını, orada tırnak içinde gösteri yürüyüşü yapan insanlarla birlikte olması, vurulmasına sanki bir gerekçeymiş gibi bir ifade geçiyor. Hiçbir çocuk ne yapmış olursa olsun öldürülmesine gerekçe hiçbir şey yapılamaz. Evet. Yani devletin temel görevidir bir çocuğun yaşam hakkını korumak. Evet. Dolayısıyla biz en başından beri olduğu gibi bundan sonra da adalet arayışımızı sürdüreceğiz Elvan ailesiyle birlikte. Evet. Peki sizin bir kamuoyundan beklentiniz var mı? Yani en azından bu davanın adil bir kararla sonuçlanması açısından, yani bundan sonra ne yapmak lazım, biz ne yapmamız lazım veya baroların ne yapması lazım, işte sivil toplum örgütlerinin ne yapması lazım? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Deniz Bey? Şöyle, Berk'in öldükten sonra Berk'in için söylenen söz umudun çocuğu Berk'indi. Berk'in hayatını kaybetti ama bundan sonra da hala umudun çocuğu olmaya devam ediyor. Eğer bu yargılamadan adil bir karar çıkabilirse bu herkes için etkili bir emsal olacak. Dolayısıyla da biz herkesin bu davanın takipçisi olmasını bekliyoruz. Hem sivil toplum kuruluşlarından hem de kendini Berk'ine borçlu hisseden herkesin yanımızda olmasını, duruşmaları takip etmesini, davanın takipçisi olmasını ve adalet arayışımıza destek olmasını talep ediyoruz. Evet. Diğer duruşması, yani bundan sonra duruşması hangi gün ertelendi? 29 Ocak'ta görülecek bundan sonraki duruşma. Evet. Eğer tekrar bir aksilik, bir olağanüstü durum olmazsa savcılığın mütalaa vermesini bekliyoruz 29 Ocak'ta. Tabii Covid var, işte güncel konular var. Bu açıdan bir aksilik var ama en azından 29 Ocak'ta kamuoyunun desteğinin bu davaya akması lazım. Zira karar aşamasında eğer yeni yargıç farklı bir politika yürütmezse, farklı bir amaç yürütmezse en azından bu davada bir karar çıkacak ve bu kararın adil olması için de gerçekten kamuoyunun desteğine ihtiyacı var. Sami Bey'e tekrar dönmek istiyorum. Sami Bey, siz aynı zamanda son yıllarda devletin zulmüne uğramış diğer mağdurlarla bir iletişim haline girdiniz. Onlarla da görüştünüz. Bunu niye yaptınız? Bu nasıl bir etki yaratır aslında mücadelenize? Şimdi Veysel Bey, Berkin'i uğurlamaya gelen milyonlarca kişi adına ben bütün ülkemizde adalet arıyorum. O bakımdan benim gibi mağdur olmuş ailelerin sayamayacağım kadar isimleri var şu an bende. Telefonları var. Hepsiyle görüşüyorum. Ve onlar da benim gibi aynı şekilde adalet arıyorlar. Kendileri adına değil,
bu adalet ülkemiz adına arıyorlar. O bakımdan çok çok önemli tabii ki bu dayanışma. Şunu da altını çizmek istiyorum. Eğer ki biz toplum olarak böyle hepimiz birden bu haksızlığa dur dersek, bence bir adım devleti geri attırmı geri adım attırabiliriz. Ülkemize hukuk, adalet gelebilir ama toplumun herkesinin bilinçli olması gerekiyor. Bu terörlerden bahsetmiyorum tabii ki. Ama dayanışmanın artmasıyla, yani aslında ifade etmesiniz. Evet, dayanışmayla birlikte ses çıkararak, bir kişinin mi daha sesi gür çıkar, 10 kişinin mi daha çok gür çıkar? 10 kişinin daha sesi gür çıkar. O bakımdan dayanışmanın olduğu yerde biz tırnak içinde diz çöktüreceğimize inanıyorum. Bunlara diz çöktüreceğimize inanıyorum. Tabii ki bu siyasi süreçte böyle gitmeyecek. Ona da yürekten inanıyorum. Zaman her şeyin ilacı, bekleyip göreceğiz. Peki, bir de şunu özellikle buyurun. Evet, özellikle şunun altını çizerek söyleyeceğim. Bunu geçmememiz gerekiyor. Oradaki benim çocuğumun vurulma esnasında, vurulduğu esnada polisin, hani Deniz'de bahsetti ama bundan bahsetmedik. Polisin direkt hedef alarak, hani böyle yerden sektirme falan filan bahsedildi ya bu. Polisin kafasını eğip direkt hedef alarak benim çocuğumu vurduğu çok açık Veysel Bey. Gerçekten bu çok net belli. Ben hatta gözümün birisi ama o şekilde bile görebiliyorsam bunu kamuoyunda bunu görmesini, bu görüntüleri izleyip görmesini ve ona göre karar vermesini, bu mahkeme heyetinin de bütün toplumun da ona göre değerlendirmesini talep ediyorum. Şimdi sizin sorunuza geleyim, evet, soru soracaktınız. Ben şey soracaktım, bu olay Berkin'in öldürülme döneminde birçok siyasetçinin tepkisi olmuştu aslında. Hani sizi destekleyen, yani katillerin bulunması yönünde tepkiler olmuştu, olumlu tepkiler olmuştu. Siyaset bu davayı gündemine alıyor mu? Yani örneğin mecliste soru önergeleri veriliyor mu? Davalar vekiller tarafından izleniyor mu bu dava? Yani CHP ve HDP milletvekilleri tarafından izleniyor. Birkaç tane İYİ Parti milletvekilleri var, sağ olsunlar, arıyorlar. Ama bütün diğer siyasi partilerden de arıyorlar, hani böyle. Yani isim saymayacağım ama arıyorlar, sağ olsunlar. Berkin'i kaybedenden sonra bütün siyasi partiler, sadece AK Parti hariç, AK Parti hariç diyorum, bütün siyasi partiler benim evime taziyeye geldi. Hepsini en güzel şekilde karşıladım, ağırladım, yolcu ettim. Hepsini sağ olsunlar. Ama şunu açık yürekli ifade edebilirim. Bugün biz ayrıca siyaset yapmıyoruz. Siyasetin içinde değiliz ama bunu bir parti siyasi olarak kullandığından dolayı şu an ortağı da bu konuda ses çıkarmıyor. Ama ben yürekten inanıyorum. Berkin olayında o partinin de milletvekillerinin veya taraftarlarının da Berkin'in cenazesine katıldığını çok çok iyi biliyorum. Kendi gözlerimle gördüm ve konuştum da kendileriyle. Cenaze esnasında cenazeyi böyle götürürken konuştum da ama onların da yüreğinin kanadını çok çok iyi biliyorum ama şu anki başka bir ortamdayız. Çünkü herkes baskı altında. Onun için belki ses çıkarmıyor olabilirler diye düşünüyorum. Evet. Aslında çok süremiz kalmadı ama şunu merak ediyorum ben Deniz Bey'den. Berkin sadece öldürülmedi, aynı zamanda hani Sami Bey'in ifade ettiği gibi siyasi malzeme olarak kullanıldı veya troll diye tanımladığımız bir ekip tarafından sürekli bir hedef haline getirildi. Bununla ilgili hukuki bir süreç işletildi mi? Yani Berkin'i teröristleştiren yazılar, atılan tweetler, işte siyasi malzeme yapan söylemlerle ilgili hukuki bir süreç gelişti mi? Şöyle, yani çeşitli suç duyurularımız oldu atılan tweetlerle, Facebook paylaşımlarıyla ilgili olarak. Şu ana kadar herhangi bir dava açılan, faili tespit edilen, yani Facebook'ta adı yazmasına rağmen adı tespit edilen, faili tespit edilen ve dava açılan bir örnek olmadı. İfade özgürlüğü diye belki bakmışlardır genelde öyle. İfade özgürlüğü de değil, daha çok Facebook ve Twitter üzerinden olduğu için, evet, kişinin kimliğine erişilemediği gerekçesiyle takipsizlik kararları veriliyor. Daha da önemlisi, Gülsüm Elvan daha önce Kadıköy'de bir basın açıklamasında yanından geçerken
bir anda polis müdahalesinde gözaltına alındı yaka paça, kolu kırıldı bu yüzden. Kolunu kıran polislerle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Hala bekliyoruz. Takipsizlik kararı verildi. Süreci devam ettiriyoruz. Evet. Anayasa Mahkemesi'nde dosya şu anda. Son dakikalara girdik biz. Deniz Bey'den son sözünü alalım. Bu dava ile ilgili ve Berkin Elvan'la adalete erişim ile ilgili son sözlerinizi alayım ben. Ya son sözlerimi şöyle söyleyeyim. Öncelikle sanık Fatih Dalgalı'nın mutlaka kasten öldürmek nedeniyle cezalandırılması gerekir. Bu dosyada çok açık. Uzun uzun anlattık, daha uzun da konuşulur. Dosyada görülüyor. Fatih Dalgalı nişan alarak, bilerek ve isteyerek ateş edip öldürmüştür. Ama bu yetmez. Onun bütün sıralı amirlerinin, o gün orada olan, o müdahale emrini veren, atış emrini veren bütün amirlerinin yargılanması gerekir. Yetmez. Valinin yargılanması gerekir. Yetmez. İçişleri Bakanlığı'nın ve miting meydanlarında Sami Elvan'ı ve Gülsüm Elvan'ı yuvalatanların da yargılanması gerekir. Adalet ancak böyle gelir. Evet. Sami Bey, size sizin son sözlerinizi alalım çünkü süremiz bitiyor. Ben şeyi de eklemek istiyorum. Deniz Bey'in o gün Berkin'in öldürüldüğü dönemde o yerde herhangi bir gösterinin, bir yürüyüşün olmadığını da belki kamuoyu bilmiyor. Aslında bu çok önemli bir ayrıntı. Yani polisin silah kullanmasını gerektirecek hiçbir olay yok orada. Ona rağmen hedef alarak kullanması zaten hukuken kasten öldürmeye giriyor. Sizin son sözlerinizi alayım ben. Evet, siz de bahsettiniz. Kasten adam öldürmeye giriyor ama iddianamede olası kasten açılmıştı. Yanılmıyorsam Deniz Bey de bunu söyledi mi bilmiyorum. Olası kasten açılmıştı. Benim son sözlerim şu olacak. Berkin Elvan bizim çocuğumuz ama bütün Türkiye'nin hatta dünyada Berkin Elvan haksızlığa uğradığından dolayı bütün dünyada eylemler yapıldı. Ama bu Berkin Elvan bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Berkin Elvan herkesin çocuğu. O bakımdan bu önümüzdeki 29 Ocak'taki duruşmaya imkanı olan veya işte şartlara uygun olan, ortam da çok tehlikeli ama virüs dolayısıyla kendini çok rahat hissedebilen herkesin desteğine ihtiyacımız var. Birlikten güç doğacağını ve gerçek adaletin yerini bulması için bizlere desteğini bekliyoruz. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Ben sizler teşekkür ederim. Hem Deniz Bey'den hem Sami Bey'den ikinizden de. Çünkü hem dosyanın ayrıntısını verdiniz hem de bu yoğun günde, bu Covid'in olduğu bir dönemde bize vakit ayırdınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Evet. İyi yayınlar diliyoruz. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Evet sevgili seyirciler, bu hafta Berkin Elvan davasını konuştuk. Bu davadan adalet çıkması için dayanışmanın önemi bir kez daha çizildi. Ocak ayında duruşması var ve duruşmaya kamuoyundan destek bekleniyor ki adaletle buluşsun bu dava. Haftaya başka bir gündemle sizler olacağız. İyi akşamlar diliyorum.